Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından düzenlenen toplantıda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Bizler bu parmağı PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilere sallarız," dedi. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak ne kadar büyük bir aile olduğumuzu yıllardan bugüne kadar zaten biliyorduk. Ancak Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Sefer Aycan Bey'in biraz önceki tespitine de çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Evet başkanım, bizler çalıştık, çabaladık, emek ettik ama hep beraber yaptık. Hiçbirimizin burada birbirinden farkı yok. 1 Kasım sürecinden bugüne kadar burada dik duran ağabeylerim var bu salonda. Dik duran kardeşlerim var. Liderimin izinden yürüyen, bir milim bile sapmayan, milim oynayan namerttir diyen yiğitler bu salondadır. Bizler Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki teşkilatlarımızın nasıl bugünlere geldiğini geçmişten bugüne çok iyi biliyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Milliyetçi Hareket Partisi artık Kayseri'de dilediğini yaptırabilecek. Sözünü yere düşürtmeyecek. Kurumsal yapısıyla, programlı, planlı çalışmalarıyla, bütün birimleriyle çok büyük bir aile olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Büyüğümüz Devlet Bahçeli Beyefendi'yi Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurumsal anlamda temsil noktasında inanılmaz bir gayret ile temsil ediyor. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Sizler Mustafa Baki Ersoy'u 24 Haziran 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiniz. Ben oraya gitmeden önce dün de sevdamız Kayseri diyordum. Oraya gittikten sonra da sevdamız Kayseri dedi. Bizler gerçekten Kayseri'mizle gurur duyuyoruz. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Hiç unutmadık. Bakın, Kayseri'mizde yerel manada büyükşehir belediyemizle birlikte 17 belediye vardır. 16 ilçe belediyemizin yerel seçimlerde 31 Mart 2019 tarihinde ittifaktan sebep 4'ünü bize yazdılar. Dediler ki siz bu 3 belediye sizdeydi, Sarız'da, CHP'de bu 4'ünü size yazdık, alabilir misiniz dediler. Cenab-ı Allah nasip etti, teşkilatlarımızın üstün gayretleriyle 4'te 4 yaptık. Bugün aramızda belediye başkanlarımız var. Hepsi kendilerinin hikayesini gayet iyi biliyorlar. Ama benim de film şeridi gibi geçiyor, kafamdan geçiyor, görüyorum. Nereden geldiklerini iyi biliyorum. Onlar da benim nereden geldiğimi iyi biliyor. İşte bu aile ruhu, işte bu birliktelik, işte bu kalbinizi bozmamanız sizleri buralara getirir. Hiç kimse kalbini bozmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir nefer olarak, bir evladı olarak, bir ülkücü olarak sizleri temsil noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmekten gurur duyuyorum. Ben ekonomi üzerine konuşmaktan ziyade oynanan bir oyun var. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ekonomi düzelir. Türkiye bulunduğu coğrafyadan sebep bu ekonomik problemlerle yeni karşı karşıya kalmıyor. Bugün de karşı karşıyadır. Ancak PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin milletvekillerini bu müzakerelerde özellikle Kürdistan ifadeleri, Kürt illeri ifadeleri, Afrin'deki kahraman askerlerimize işgalci ifadeleri, bu bir savaş bütçesidir ifadeleri bizim nezdimizde kabul edilemez. İşte biz de orada, sizler burada ne düşünüyorsanız biz de aynısını söylüyoruz. Ne diyoruz? Cenneti mekan başlığımız ne demişti? Ne Kürdistan ulan diyoruz. Ne Kürdistan ulan. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarını yapan budur. Bizler bu parmağı PKK'nın siyasi uzantısından HDP'lilere sallarız. Allah'ın izniyle
ederi 1 dolar olan FETÖ'nün gayrimeşru çocuklarına da APO'nun itlerine de meydanı yurtçular boş bırakmaz. Bunu da böyle bilmesi istiyorum.